Herkese merhaba arkadaşlar, Green Hell'in birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, bu acaba yanlış söyledim kaçıncı oyun bilmiyorum ama artık siz de takmıyorsunuz. Uzun zamandır niye video çekmiyordum arkadaşlar, bildiğiniz üzere burnumdan ameliyat oldum. Nefes alışımda biraz sıkıntı olabilir video boyunca. Çünkü şeydir, daha hayli içinde yaralar var. Size hızlıca merak edenler için ameliyat sürecimi anlatayım. Abi yarrak. Açıkçası evet, anlatıyorum. Falan filan doktorla anlaştık. En son ben ameliyathaneye. Ameliyathane. Söyleyemiyoruz ki amına. Tıp mı okumuşuz? Girdim, orada çalışan hemşirelerden biri beni tanıdı. Dedi vay, ben seni izliyorum. O yandaki doktorlara dedi bu çocuk çok küfürlü konuşuyor filan, beni utandırdı. Ben o an dedim ki bana onun narkozu ver, beni hemen bayılt. Allah'ını seven üstüme toprak atsın! Neyse dedi, ondan geriye say, sen bayılacaksın birazdan, narkozu vurdu. Ulan dedim 10, 9, 8, 7, 6, bir türlü bayılmadım. En son 12, 13 içimden saydım. Daha sonra gitmişim arkadaşlar. Ameliyat başarılı geçmiş ama narkozdan uyanırken biraz sıkıntı yaşamışım. Evet, sağa sola millete saldırmışım. Öyle, ondan sonra 2-3 gün bayağı ağrılı bir süreç geçiyor. İnsan yorgun düşüyor. Uyuyamıyor. Tabii amına koyayım, o kadar acı çekerken bazı götverenler burnunu yaptı değişti diye yorumlar atmış. Onların hepsine o benim alınan burnum var ya, burnunu yaptı değişti diyenlere girsin. Amın. Orada ölüyoruz amına koyayım. Çocuk azmış, burnunu niye yaptın? Çok değiştin. Amını siktim, burnumuzu yaptık diye huyumuz mu değişti? Evet, bunu da nazikçe belirteyim. Zaten ben nefes alamıyorum video boyunca. Geçer geçer, bunlar hepsi geçer. Şimdi oyuna geçelim. Hadi başlayalım. Green Hell. Amına koyayım, şu kulaklığı takarken havalı müzik vereceğim. Bir de yüklenseydi. Bakın kızlar, toka yaptım, burnumu yaptım, değiştim. Ay, telefonumun ekranını da Barbie yapmıştım. Yaklaşık 2,5 saattir. Amına koyayım, herhalde biz bu bilgisayarı bir ay açmadık. Bilgisayar da yarrağıymış, ben anlamadım ki. Bir saattir oyun yüklenmiyor. Day 1. Kime dayı? Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bakalım ne oluyor. Dağ tırmanıyoruz. Aşağıda kayıkla biri bizi bekliyor. He, telsizle konuşabiliyoruz. Gelebilirsin aşkım. İp çok sıkı. Sen önden git. Benim sırt çantamda bir şey aramam gerek. Nereye canlı oğlum? Ya tamam, orospu anlaşıldı. Şimdi size olayı anlatıyorum. Sevgilimiz... Ne biçim dom almış? Sevgilimiz ne lan? Sevgilimiz diye çikolat mı olur? Sevgilim kampta arkadaşlar dom almış. Ya size ben niye özelimi anlatıyorum ki? Dedi sen git kampı ara. Kamp nerede, birazdan ona bakalım. Etraf ne kadar güzel lan. Yeşil cennet gibi. Ama bir o kadar tehlikelidir ha. Yeşil yeşil diyorsanız götünüze yeşil ilan kaçabilir. Ele tehlikelidir bu ormanlar. Büyük taş. Lan benim sevgilim daha taş lan. Ama bu büyük taşı alalım arkadaşlar. Tekneyi bağladın mı aşkım? Simi? Kimi sikim? Tamam orospu, konuşma da ben şu kampı bulayım ya. Nerede ola ki bu kamp? Etraf harika güzel bu arada arkadaşlar. Ooo kertenkele! Gel buraya gel! Sen de bakirsen Amazon kertenkeleleri, bunlar bizim uzaktan akraba. Bana diyor bir kamp bul. Amcık, ben nereden bulayım sana kampı? Telsiz bağlantımız hala var, şarjımız %100, bu beni sevindirdi biraz. Ahan da bir şey buldum arkadaşlar, bir yer. Galiba kamp burası. Kenkene zaten geldik amana. Yol bizi getirdi. Her şey yolunda mı bilmiyorum ama olmasa da yoluna koyarız aşkım. Sen benim sırtımda olduğun sürece ben üstümden gelemeyeceğim şey yok ulan. Anladın mı? İkinci güne geçtik arkadaşlar. Birinci gün hayatta kaldık, kampı bulduk. Daha ne yapalım amına? Canımızı mı yalalım? Ne yiyoruz? Konserve yemeklerimiz var. Aman Allah'ım ya Rabbi, şimdi dua ederim ha. En büyük hayalim zaten sevdiceğimle böyle ıssız yeşil Amazon ormanlarında bir kamp yapmaktı. Onu da bu şekil uzanırken görüp... Şurada bir yerde sabun var mı ya? Ya bir kampta nasıl sabun olmaz amına koyayım? Elimizi nasıl yıkayalım? Buna sabunu alacaksın, bu zaten burada harika bir manzara da var. Neyse... Bana diyor tatlım, lütfen kamp ateşi yak. Seni bile yakarım. Hatta gerekirse kendimi de yakarım. Ve eğer üşüyorsan seni ısıtabilirim. Sevdiceğim benden ateş yakmamı isteyecek. Ben de bu Amazon ormanını yakmayacağım, öyle mi? Siz daha beni tanımamışsınız. Palayı alalım arkadaşlar. Lazım olur. Önce odun bulmamız lazım ateş yakmak için. Aşkım bir susar mısın? Ben burada odun arıyorum, bulamıyorum. Sopa mopa hiçbir şey yok ya. Hele bak. Ya palayla ağaç mı kesilir? Elektronik testere yok mu? Uzun sopa. Bunu kıralım, küçük sopa yapalım. Bir daha kır. Rıspı git o yatakta uzan. Sen aşkım ateş yak. Herkes bizi kullanıyor derken ben boş yapmıyordum. Ekleyelim.
Küçük sopaları koyduk hepsini. Sadece 8 tane normal sopa lazım. Hadi be amına koyayım, ne beyin tribe soktan. Ah uh ses çıkarıyorum. Şimdi zaten ne oluyor ormanda? Mia, can you bring me a lighter? Mia, çakmak lazım bana. Bana değil yani, ateşe remember? Çakmak lazım. Arkadaşlar kız çakmağı getirmemiş. Teknede unutmuş galiba. Bir daha gidip getirmiyor. Ben de ilkel yöntemle ateş yakmaya çalışacağım. Aynı Mambayı kabileleri gibi. Ne oluyor amına koyayım? Ağaçtan odun dökülüyor. Ağzıma girdi. Çok rahat. Çok profesyonel. Amına koyayım, tamam el matkabını yaptık. Şimdi de ne istiyor? Köz istiyor. Köz dediği de yaprak ha. Duman çıkartacak malzemeler. Benim kuru sarı ot yok mu amına koyayım? Böyle en çok onlar yanıyor ateşte. Ya da bir kağıt parçası yok mu? Gel buraya. Yeşil yaprak asla yanmaz. Yeşil yaprak şey yapar. Kuru duman. Ya burada ne çabuk tutuşur ki? Benim sevdiceğim çok çabuk tutuşur. Ama onu ateşe atamam. Orospu çocuğu çakmağı unutmuş. Ay bu niye kusuyor la? Yanlışlıkla yaprak yedim o yüzden mi? Bu gidişle yanlışlıkla yarrak da yiyeceğiz. Çünkü bir türlü ben bu ateşi yakamadım. Orospu bir çakmak da getiremediği için. Köz gerekli diyor. Köz yok. Ateşe kırmızı rengini veren madde. Bağırarak söyle baba, alemi cihan duysun. Vişne, vişne suyu. Vişne yani vişne suyu bulursak arkadaşlar ateşimiz kırmızı bir şekilde yanacaktır. Ya da böyle çırpı çırpı. Çalı çırpı. Biz de biraz ormanda keşfe çıkalım madem. Küçük sopa değil. Bu ne be? Oh be, kuş yuvası buldum. Amına koyayım, kuşun yuvasını bozduk. Umarım ahı bize geçmez. Yumurtasını da alalım arkadaşlar. Ailesini amına girdik. Ve ömür boyu bize bedde eder. Bir orospu gibi kuşun yuvasını bozdum. Hani orospular yuva bozuyor derler ya. Ulan kendime niye öyle bir benzetme yaptıysam. Neyse arkadaşlar, kuş yuvasıyla bence ateş yakabiliriz. Evet, ekleyelim. Sonunda be, bismillah. Yanıyor arkadaşlar, yanıyor. Hadi sürtün oğlum, sürtün. Ellerine kurban. Ateşi yaktık mı? Yak. Közü koy. Tamamdır ya dayı. Mia, ateş yaktım. Coming. Gel canım gel. Sen çok uzandın ya, belin filan ağrımadı mı ya? Aynı şekil uzanınca. Sakinim zaten. Nasıl açıklayabilirim bilmiyorum ama burası oradan daha güvenli geliyor bana. Sevgilimle tartışıyoruz arkadaşlar. Şehirden kaçmışız, gelmişiz buralara. Diyor ben şehir hayatına adapte olamıyorum. Ben de dedim o zaman. Pompa yapmak zorundayız. Çok boş konuşuyorlar arkadaşlar. Dertlerini birbirine anlatıyorlar. Sikim ben bunları. Geç geç geç. La geç. Kerem'in dertlerinizi, benim yeterince derdim var. Geçin. Ya zaten kendimiz dertten ölüyoruz. Sığınmak için oyun oynuyoruz. Oyunda da bize dertlerini anlatıyorlar. Day 3. Üçüncü güne geçtik. Ateşi yaktıktan sonra. Mia da bir türlü bize vermedi la. Evet. Bugün yağmurlu hava arkadaşlar. Ayaklarıma bak. Hele ben pantolonumun kirine bak. Kim sana verir ki amına koyayım? Biraz bakımlı ol, bakımlı. Biraz essin arkadaşlar. Çok nemli buralar, çok sıcak biliyor musunuz? Böyle essin götümde, o esintiyi hissedeyim. Aslında insan bunu çırılçıplak karşısına geçecek. Yoksa etkisi olmuyor bu vantilatörün. Bu arada çadırı araştırmam isteniyor. Bu ne be? Ses kayıt cihazı. Bir numaralı kayıt. Oğlum akıllı geceliğin yok mu korkudan buraya kabile. Ne oluyor oğlum? Burada bana biri bir not bırakmış. Okuyalım. Ruh sarmaşı. Halüsinasyon. Ne halüsinasyonu amına koyayım? Sende okuma adam yok. Halüsinojen maddelerin etkileri genellikle birkaç saat sürer. Seremoniye katılmış olanlar bu süre zarfında ruhsal bir aydınlanma yaşar. Ayahuksa yalnızca kadın... Ne diyor bu amına koyayım? Geç. Bir not da burada okuyalım. Dün nehirde yol alırken koyada, kıyıda boyalı gizemli savaşçılar ortaya çıktı. Vay amına koyduğum ormanında arkadaşlar. Kabile de varmış. Kuru kafa boyalı savaşçılar. Allah sizin belanızı versin. Millet aya çıkıyor. Bizim geldiğimiz yerde buna hala elinde mızrak götünde yaprak savaşıyor. Şunu da okuyalım. Ben köydeyim. Uyanınca beni telsizden ara. Not, sana küçük bir hediyem var. Sevgilerle Mia. Tabii ki Mia. Şimdi seni arayacağım. Alo Mia. Selam uykucu. Uyandın mı sonunda? Uykucu sen amını yesin amını. Evet uyandım canım. Neredesin? Köye az kalmış olmalı. Remember... Unutma, eğer bir totem görürsen sakın devam etme. Onlar birer tehlike uyarısı. Ya kısaca kendine dikkat et, aşk aşkın. Anladın mı? Bugün benim doğum günümmüş arkadaşlar. Bana bir hediye bırakmış. Diyor hediyeyi masadan al. Hani masa, hangi masa? Ay çok sevindim. Hediyem az kullanılmış kupa. Yo bu değilmiş arkadaşlar. Hangi masa ya? Bu mu? Aa aynen de bu. Saat. En son
7 yaşında bir saatim olmuştu. Onun da içine su kaçmıştı ya. Teşekkür ederim Mia. Saati alıp götümüze mi? Bayağı da yakıştı. Zevkli hatunum benim. Güzel saatmiş ha. Saatim sarı bağlarlı kız söyler gelin ağla. Saatim sarı bağlarlı kız söyler gelin ağlar. Niye ben ölmüş müyam lo miyam karalar bağlar lo berde lo berde. Zıkımlanalım şunları. İki tane çikolata protein bar. Size bir tekerleme söyleyeceğim arkadaşlar. Buyurdu sarımsaklasak da mı saklasak sarımsaklasamak da. Söyleyemedim. Toparlıyorum. Buyurdu sarımsaklasak da mı saklasak sarımsaklasamak da. Hep burada o son sarımsakta sıkıntı çıkıyor ha. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak sarımsaklasamak da. Bu yoğurdu sarımsaklatak. Aman hiç kim böyle tekerlemeni. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak sarımsaklasamak da mı saklasak. Çok yakındı. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak sarımsaklamasak da mı saklasak. Biz arkadaşlar bu kabileler hakkında bilgi veriyor. Oyunun başındayız ya da. Amazon'un derinliklerinde yaşayan Yabahuka 80 kayıp aileden bir tanesi. Bizi modern ve zalim dünyamızdan korktukları için genellikle izole halde yaşıyorlar. Bizi aralarına kabul edecekler mi? Biz niye bunların arasına girmeye çalışıyoruz ki? Çok mu güzel hayatları var? Hepsi birbirine geçiriyor. Bak arkadaşlar, zehirli kurbağa. Çok dikkatli olmalıyız. Bu insana dokunduğu anda nefesiniz kesiliyor. Öyle bir hayvan bu, amına koyayım. Gezegendeki en ölümcül amfibi. Amfibi yani, siz düşünün. Ambiti gibi bir şey. Ama kambur ritüeli sayesinde yerliler için tamamen zararsız. Yerliler buna bağışıklık kazanmış. Orman hakkındaki bilgileri öğrenelim bir. Bu ne? Bu da arkadaşlar karınca yiyen. Karınca, karıncaya dayayınca. Yağmur ormanı memeliler. Memeliler çoğunlukla zararsızdır çünkü memelileri var. Memeli insanlar modern insanlardır. Bunca tehlikenin... Tamam eyvallah. Yola koyulma vakti geldi. Kuzeye gidip bir tütün bitkisi bul. Normalde ben de cahildim arkadaşlar. Saati kullanmayı bilmezdim. Ama yavaş yavaş öğreniyorum. North kuzey. Kuz. Kuzeye doğru gidip tütün bitkisi bulacağız. Yaklaşınca saat öter herhalde ki. Tam işte kuzey bu taraf arkadaşlar. Tütün bitkisi hangisi acaba? Herhalde ki şuradan tırmanmamız lazım. Taş. Neye yarar ki? Tırman aga. Benim ellerim yok ay güzel la. İlk defa bir oyunda bir eli bu kadar beğendim. Ay! Oh, fuck me. Amını siktim, sen daha bir şey tırmanamıyorsun. Sen neye rağma eriyorsun ki bu dünyada? Evet. Birinci elimde bir şey yok arkadaşlar. İkinci koluma bakalım. Kanıyor. Şimdi kanayan kısmı arkadaşlar, yaprağı saralım. Hassas olanlar burayı izlemesin. Ya da izlesin amına koyayım. Altı üstü bir şey. Belki bir gün Allah korusun sizin de başınıza gelir. İzleyin çocuklar. Ne yapıyorduk? Sol kolum. Şöyle hafif bunu döndürelim. Yaprağı tam olarak şuraya basacağım ki arkadaşlar enfeksiyon kapmasın. Dur size doktor yanımı konuşturayım. Enfeksiyon vücudunuza giren bakteriyel sözcü ebenizi sıkıyor. O yüzden dikkatli olmalısınız. Şöyle şuraya koyalım. Çok güzel. Çok güzel. Eskisinden daha güzel oldu. Mia aşkım tamamdır. Here I am. Güzelce sardım, sarmaladım, sana postaladım aşkım. Acı acı, boş yapma. Şimdi sırada ne var? 32. güne kadar gelmişiz en son. Please come in. Ne oluyor? I need you here. Bak. Sizden Mia beni arıyor, bak. Jake, sana ihtiyacım var. Jake, lütfen cevap ver. Ne oldu amına koyayım? Mia. What happened? Mia. Mia. Ya orası 30 gündür gittin gelmedin mi yani? Tek başına maceraya çıkıyor, beni bu kampta bırakıyor. Sözde biz buraya balayına gelmiştik. O kendi gidiyor köylülerin yanına orospu. Sana da diyor bana yardım et. Mia'yı kaçırmışlar arkadaşlar 30. günde. Vay amına koyayım ya. Hep ben karımı kaçırıyorlar. Nedir ben bu çektim ya? Mia'yı aramak için yola koyulmalıyım arkadaşlar. Ne oldu lan? Ay! Bismillah. Ben bir şey yapmadım ha. Kenkene bu ekran geldi. Ne olmuş en son? Hadi lan oradan. Kabileden korksaydık amına koyayım. Götümüze don alırdı. Başlıyor oyun, şimdi başlıyor. Eğitim aşamasını bize gösterdiler. Sikerto'ya ray edirdi. Ondan sonra oyun başladı. Greenel. Grenhell. Hizmetinizdedir efendim. La uyan sen de amına koyayım. Ne kaşar adam çıktın. 2 saattir halüsinasyon görüyorsun be. Burada başımız döndü ha. Karını git ve bul hadi. Zaten temel şeyleri öğrendik. Ne yapmamız gerektiğini.
Oyun burada başlıyor arkadaşlar. En son zaten bizi kovalamışlardı, buraya atlamıştık. Mia cevap vermez. Ondan vazgeç. Ne yapalım? İlk önce susuzluğumuzu giderelim. Bu ne? Su. Güvenli değil. Biz bugüne kadar güvenmememiz gereken çok kişiye güvendik. Hiçbiri öldürmedi. Su da öldürmez. İç gitsin. Lıkır lıkır. Öldürmez. 2 seconds later. Ananı namı. Lütfen bana karışmayın lütfen. Ay ses çok yüksek. Oğlum bu oyun böyle korkunç muydu amına koyayım? Hani bu hayatta kalma oyunuydu? Kabile sesi geliyor. Her yerden fısıltı geliyor lan. Oynama oynamayana kadar korktum amına koyayım. Normalde bu seslerden bu kadar korkmazdım ha. Ne oluyor? Ya ben şu akıl sağlığını nasıl düzelteceğim arkadaşlar? Garipten sesler duyuyorum ha. Titreme geldi, korkudan geldi. Neyse arkadaşlar, bence akıl sağlığımız gitmeden biz bu oyunu belki bitirebilirim. Lan sikerim lan. Her çok korkunç bir ses koymuşlar arkaya. Kendine konuşayım mı ne koyayım? Zekarımızı bulamadık, bir ateş yakamadık 2.5 saattir. Hala benim oyunu devam mı edeyim? Bu oyunu devam etmeyebilirim arkadaşlar. Başka hayatta kalma oyunlarına geçebilirim. Çünkü denildiği kadar zormuş. 2 saattir karanlık. Onu buluyorsun, üret kısmına geliyorsun, 2 saat bulamıyorsun, fazla karışık. Bunda bir bölüm çıkaracağım ama diğer oyunlarda 10 bölüm çıkarım. Bu beni çok uğraştırır. O yüzden bence başka oyunlara geçelim. Karımı da kaçırdılar, onu da inşallah bir şey yapmazlar ya. Kendinize iyi bakın. En azından bir inceleme tarzı bir şey oldu, biliyor musunuz? Görüşürüz.